Herkese selamlar arkadaşlar. Babs takımı Unlucky Team'e karşı güzel bir mücadele bizi bekliyor. Böyle yaklaşık 40 dakika süren bir ara oldu. Ufak bir hatırlatma. POGP'nin yayını da Buğra'nın yayını da saat 21'e kadar ertelenecektir büyük ihtimalle. Yani bu maçtan hemen sonra direkt olarak yayına girecek. Hemen yasaklamalara bakıyorum. Unlucky takımından Sejuani ve LeBlanc yasaklaması geldi. Bir önceki maçta bu yasaklamaları görmüştük. Ormanda çok etkili Sejuani. Özür dilerim. Bir önceki maç Sejuani'yi ormanda görmüştük. Şimdi yasaklıyorlar. Anektarcıya Sejuani'yi vermek istemiyorlar ve ilk banını Sejuani üzerine kullandılar. Orta koridorda da LeBlanc'ı görmek istemiyorlar. Çok yüksek hasar veriyor gerçekten de LeBlanc. Şu anda bakalım son banı ne olacak. Anlaki team'in. Hecarim yasaklaması da geldi. Üst koridora yapılan 1, 2, 3 şampiyon var. Fizz ve Irelia yasaklaması da geldi. Her ikisi de üst koridorda çok büyük, yüksek hasar verebilen şampiyonlar. Janna yasaklandı. Bakalım destek olarak ne tercih edecekler. Babs takımı Janna'nın yasaklanmasıyla birlikte şu anda Thresh üzerinde duruyor Panky. Acaba kilitleyecek mi? Janna, Thresh, Nami görüyoruz son zamanlarda. Hatta Annie de görmeye başlamıştık. Bakalım nasıl bir stratejileri var. Janna da son zamanlarda meta'ya giren en güçlü desteklerden biri diyebiliriz rahatlıkla. Sahip olduğu yetenek seti hem disengage hem yavaşlatması, hız vermesi, saldırı hasarı vermesi, kuleye artı güç verebilen tek şampiyon olması gibi gibi bir sürü seçenekle alındı. Anektarcı Gragas almayı tercih etti. Gragas'a baktığımızda ormancı rolünde göreceğiz Gragas'ı. Belki bir ihtimal üst koridorda da görebiliriz ama ormana daha yatkın bir şampiyon son zamanlarda, hatta bugün de maçlarda görmüştük. Akira Rek'Sai'yi aldı. Şu anda Jarvan'a çıktı. Belki Gragas üst koridora gidip Jarvan da ormana geçebilir ama dediğim gibi Anektarcı'yı ormanda Gragas'la göreceğimizi tahmin ediyorum. Panky'den bir Rumble tercihi geldi. Bakalım orta koridor ne alacaklar? Üst koridor şu anda yetenek gücüne dayalı oldu ve henüz rakibi belli değil. Konyak şu anda Braum üzerinde duruyor. Kalista Braum ikilisi güçlü olabilir. Paden ise Kalista almayı tercih etti. Bu arada özür dilerim, bir öksürmem gerekiyor. Tamamdır, tekrardan sizlerleyim ve Konyak Braum'u kilitliyor. Şu anda takım olarak inanılmaz bir kitle kontrol etkisine sahip Unlucky Team. Özellikle Rek'Sai'nin zıplatması, Rumble'ın ultisi, Braum'un ultisi, hatta Kalista da Braum'u içeri atabileceği için gerçekten güçlü, çok yüksek bir kitle kontrol etkisine sahip olacaklar. Estelian'dan tekrar bir Maokai tercih görüyoruz. Bir önceki maçta Maokai tercih gördük. Anektarcı hariç tamamen aynı takım. Graves, Maokai, Ziggs orta koridorda. Bu arada Zed'i gerçekten Zed'e karşı çok güzel bir oyun oynamıştı. Aphrox şu anda orta koridorda Zed'i aldı. Bakalım o Ziggs'e karşı ne yapacak? Kitleyecek mi? Bir önceki maç çok da böyle güzel bir mücadele değildi açıkçası. Lulu üzerinde duruyor. Lulu güzel bir tercih olabilir. Özellikle o kitle kontrol etkisini ultisiyle birlikte o da bir nebze kitle kontrol zıplatma yapabilir ve takım savaşında baktığımızda Babs takımına disengage yapabilecek bir tek Gragas var. Ultisiyle birlikte. Onun haricinde Janna da yasaklı. Herhangi bir disengage yapabilecek bir şampiyon yok. Ve Ahri tercihi geliyor. Ahri de 5.6 veya 5.5 yamasından sonra inanılmaz derecede güçlü oldu. Q yeteneği ve W yeteneği gelişti. Maçın başlamasına 45 saniye kadar bir süre var. Hemen o sırada sularınızı, çayınızı tazeleyebilirsiniz. Tekrardan hatırlatıyorum. PGP'nin yayını saat 21.00'da olacak. Teker teker koridorlara değinelim istersen. İsterseniz, istersen. Üst koridora baktığımızda Maokai Rumble ikilisini göreceğiz. Maokai Kristal Matara ile başlamayı tercih edecektir ve fide atışlarında olabildiğince dürtecektir. Panky ise sahip olduğu o alev makinası, Elektro zıpkın, bunlarla rakibi çok rahat dürtüp koridoru hızla ittirebilen bir şampiyon Rumble.
üst koridorda son zamanlarda gerçekten çok fazla görüyoruz ve hem inanılmaz derecede çok yüksek hasar veriyor sahip olduğu o kastığı eşyalarla, o kor itemleriyle birlikte. İşte Liandry'nin eziyeti, İçlik Değneği, Zonya, bunlarla birlikte çok yüksek hasar veriyor ve aynı zamanda tank da oluyor. Birazcık daha aşağıya indiğimizde ormancılara baktığımızda Gragas ve Rek'Sai'yi görüyoruz. Rek'Sai tünelleriyle birlikte çok hızlı mesafe kat edebiliyor. Gragas da E yeteneğiyle, vücut darbesi yeteneğiyle birlikte çok hızlı mesafe kat, yani hızlı mesafe kat edebiliyor. Duvarların üzerinden atlayabilen iki ormancıdan bahsediyoruz. Burada açıkçası ben bir nebze daha ileride görüyorum Rek'Sai'nin sahip olduğu bu skill setiyle birlikte. Birisi yetenek gücüne dayalı, birisi saldırı hasarına dayalı iki ormancı göreceğiz. Temizleme hızı olarak ise Rek'Sai herhalde daha fazla. Evet, Rek'Sai herhalde daha fazla çünkü Gragas'ın Q'su minyonlara verilen hasar azaltılmıştı. Acaba orman kampları için bu geçerli mi? Şu anda aklımda değil bu. Mazur görün lütfen. O biraz daha aşağıya indiğimizde orta koridorda Phlox'la Aphrox'un mücadelesini göreceğiz. Yani Ziggs ve Ahri'yi göreceğiz. Ziggs gerçekten bir önceki maç çok güzel bir mücadeleye tanıklık ettirdi bizi. Zed'e karşı çok güzel oyunlar yaptı. Yine şifa tercih etmiş sihirdar büyülerine baktığımızda. Şifayı çok yerinde ve mantıklı kullanmıştı. Yine karşısında bir suikastçı var ve yine şifa tercih ediyor. Aphrox ise agresif bir şekilde tutuştur almış. Çünkü ya biliyorsunuz Ziggs öyle bir assassin dediğimiz öldür ve çık tarzında bir şampiyon değil. Tutuştur tercih etmiş. Aşağı koridora indiğimizde ise en aşağı koridora doğru indiğimizde ise Konyak ve Paden'i görüyoruz. Paden şifa ve Konyak bitkinlik tercih etmiş. Gayet alışık olduğumuz sihirdar büyüleri. Açıkçası bir tutuştur bekliyordum ama rakipte Grace olduğu için o yüksek hasarını engellemek için Konyak bitkinlik almayı tercih etmiş. Paden'i Number One ekibinden tanıyoruz. Bak, Passage White ekibinden tanıyoruz. Bugün de Anlaki takımında izleyeceğiz Paden'i. Öyle başarılı bir nişancı kendisi. Bakalım aşağı koridorda nasıl bir performans sergileyecek. Kalista ile güzel oyunları olduğunu hatırlıyoruz ligden. Patates ağacına baktığımızda o da ligden tanıdığımız bir isim. Bir önceki oyun Thresh ile güzel bir performans sergilemişti. Bakalım Jux ile anlaşması ne olacak? Ben bir soluklanayım. ...15 saniye sonra maç ekranlarda olacak. Hemen ekranları ayarlıyorum. Evet, tamamdır. Onun haricinde spesifik herhangi bir sihirdar büyüsü görmüyorum açıkçası. Işınlanma metasına uyulmuş. Bir tek orta koridor birazcık farklı. Hemen oyun ekranına geçiyorum. Anlaki team'in de Anlaki T yazsak yeterli olacaktır. Aynen. Hatta büyük harflerle de yazabiliriz. Spectate modunda izlediğinizde şey olabiliyor biraz. Yanıt vermiyor hatası alabiliyorsun. Şu anda gelmiştir umarım. Evet geldi tamamdır. Evet, PUGP'nin yayını saat 21'de olacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani bu maç bittiğinde bu maç eğer 20 dakika biterse 20 dakika sonra 1 saat yani 45 dakika sürerse 45 dakika sonra maçlar ortalama hani League of Legends izlemeyen izleyicilerimiz için 20 ile 40 dakika arasında sürüyor genellikle. Final mücadelesi ESL 89. turnuvadayız arkadaşlar. Final mücadelesinde sadece bir maç üzerinden oynanacak. O yüzden affı yok diyebiliriz bu maçın çünkü Go For LoL 89 ve 90. turnuva gerçekten çok önemli. İlk 4'e giren takımlar daha sonra 8'li ulusal finallere çıkacak. Orada derece yapanlar online playofflara, oradan da Bükreş'e, Balkanlara gidecek. Hemen şampiyonları yerlerine yerleştiriyorum. Ormancılar, orta koridor, destek ve nişancılar. Evet, Rumble bu arada eşya almayı unuttu ve hızlıca geriye döndü. Her iki takım da defansif bir şekilde başladı ve daha erkenden ortaya ilerleyen takım Bubz oldu. Nektarcı rakibin ormanına doğru bir totem koydu. Herkes ziynetini defansif bir şekilde göle attı ve rakibin nerede olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Baktığımızda her iki takım da rakibin ormanlarına girmek istemiyor. Rakibin
Ormancısının nereden başlayacağını bilmeyi istemiyorlar. Daha defansif, dediğimiz gibi hata yapmamaları lazım. Malakoy'a baktığımızda o da ormandan başlayacak ve üst koridora seviye 2 olarak gidecek. Orada Paden totem koydu ve totemini direkt yıkmayı başardılar. Evet. Rakibin ormanına totem gelmedi. Herhangi bir koridor değişikliği yok. Malakoy'u ifritlerden başlayacak eski adıyla. Onun haricinde Rumble'a baktığımızda ise o herhangi bir orman kampından başlamayacak. Normal koridorunda başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten kesmesi de bir hayli zordur Rumble'ın. Eşya tercihlerine baktığımızda Maokai kristal materyali değil Doran'ın yüzüğünü tercih etmiş. Rumble'a baktığımızda ise can olarak Doran'ın kalkanını tercih etmiş. Yakut kristali de görüyorduk Rumble'a ama o düz vuruşlarından daha az etkilenmek için böyle bir şey yapmış. İşte gördüğünüz gibi hızlıca orada küçükleri öldürdü ve büyükleri alacak. Şu anda Jurks orada rakibi dürtüyor. Onun hızlıca almasını engellemek istiyorlar şu anda. Romp'un canı çok az. Bir düz vuruş gelecek mi acaba? Evet, o düz vuruş geldi ve seviye 2 oldu. Patates sadece çok kötü bir pozisyonda. Hızlıca kule altına kadar geldi. Pardon, yerin altına kadar geldi. Rex'e orada zıplatmayı başaramadı. Patates sadece çok kötü bir durumda. Sıçrası yok ve skor kimde kalıyor? Rex'e de kalıyor. İlk kan dökülüyor. Unlucky Team. Unlucky değil, Lucky oluyor. Orada kötü bir pozisyonda kaldı Patates Ağacı. Ormanı rahatsız etmek istedi ama Grace'le ayrılınca pozisyon itibariyle onlar da cesaret bulup hızlıca skor almayı başardılar. Bu arada daha de kule altına girdi derken yerin altına girdi diyecektim. Yanlış telaffuzum için sizlerden özür diliyorum. Üst koridorda daha erken seviye 2 olan Maokai birazcık düz vuruş yaptı ama hurda kalkanıyla o damage'i absorb etmeyi başardı Punky. Orta koridorda Ahri koridorunu ittirmiş olduğunu görüyoruz. Thresh'in oyuna başlarken Thresh totem almış koridora gelince oyundaki tek ölen kişi o. Dakika 3 ilk kan döküldü. Bir önceki maçta yarı final mücadelesinde 8. dakikada onu yo pardon 10. dakika gibi bir sürede dökülmüştü herhalde ilk kan. Paden bu arada düz vuruş yapıyor. Utakas'tan kim daha karlı çıktı? Herhalde Paden daha, evet, Paden daha karlı çıktı. Şu anda Malakoy'un üzerinde Rumble. Oradan skor alması bir hayli zor. Hatta daha kötü bir duruma düştü. Orada minyonlarla birlikte şimdi can iksirini kullanmak zorunda kaldı. 3 tane can iksiri, bir tane mana iksiri var. Dediğimiz gibi ifritlerden başladı eski adıyla ve ışınlanıp oraya geldi. Daha erken seviye 2 oldu. Şu anda bunun avantajını kullanıyor diyebiliriz ama şu anda koridor eşit ilerliyor. Elektro zıpkınını dürtmeye devam ediyor. Hunharca yeteneklerini kullanıyor. Manaya ihtiyaç duymadığı için Rumble. Rumble bu arada aşağısı kırmızı olunca yanıyor arkadaşlar ve herhangi bir yeteneğini kullanamıyor. Kendini susturuyor. Ve düz vuruşlar inanılmaz hasar veriyor. Ve büyü hasarı olarak. Evet, şu anda mesela o 3 nokta geliyor ya baloncuk. O işte susturulduğunu ve düz vuruşların çok yüksek hasar olduğunu anlamına geliyor. Şu anda Maokai'ye bir baskın denemesi var Rek'Sai tarafından. Maokai'nin orada bir görüşü yok şu anda. Blout, özür dilerim, yine yerin altına kadar girdi. Estelian'ı orada tutmayı başardı. Elektro zıpkının yavaşlatmasını aldı. Maokai'nin sıçrasını alıyorlar. O kadar fazla yüksek hasar çıkmıyor ve en azından sıçrasını almayı başardılar. Işınlığını da yok. Bir sonraki baskında skor gelecektir. Braum'u çekiyor şu anda patates ağacı. Konyak orada duvarını açtı ve gelen hasarı absorb ediyor. Paden de minyon kesmeye devam ediyor. Şu anda açıkçası Graves'in üstünlüğünü görüyoruz koridorda. Minyon olarak baktığımızda ise hemen hemen aynı diyebiliriz. Tabii şu anda bu minyonlarla birlikte Paden birazcık daha öne geçecektir. Graves'in erken oyundaki üstünlüğünü biliyoruz. Oyun ilerledikçe birazcık daha güç kaybedecek. Bunu çok iyi kullanması lazım Bubz'ın o erken oyundaki gücünü. Flo şu anda seksek bombayı atmayı başardı ve kulenin altına kaçtı. Şifa da giriyor ama ayaklarını peşe tutmayı başardı. O da nektarcı sıçradı ve dürselsen etmeyi başardı. Afrox düşecek mi? Afrox sıçrasını kullandı. Son bir düz vuruş gelirse orada Afrox skorunu almaya başarabilir. Anektarcı orada Ahri skorunu almaya başardı ve şu anda Akira'nın üzerinde. Akira'yı da sersemletti. Yazmi onlardan çok yüksek hasar aldı. Orada Akira skor almaya başarabilecek mi? Çarpını da kullanıyor. Sıçrasını da kullanıyor ve Gragas skorunu almaya başardı. Paden şimdi agresif bir şekilde Thresh'in üzerinde. Orada Konyak baba Q yeteneğini istediği şekilde kullanamadı. Yine Flows'un üzerine doğru geliyor. Başarılı olamadı bu arada. Evet, tamamdır. Bir an TeamSpeak'ten bir
Kart yazı geldi. TeamSpeak'te açık kalmış. Kusura bakmayın. Monaco ile Rumble'ın devam ediyor mücadelesi. Milyon fark olarak 8 milyona kadar çıkmış. Çok fazla bir milyon farkı yok ama bir sürü, yani bir milyon dalgası anlamına gelebilir. Patates Ağacan bir düz vuruş daha gelse sersemlenecek. Orada ölüm cezası Braum'u tutuyor. Braum istediği kişi değil. Orada Jerry'nin sök gelirse skor olabilir. Şu anda bitkinlik var üzerinde. Şifasını kullanmak zorunda kaldı. Grace üst koridorda. Estelian'ın canı çok az. Akira orada skoru almaya çalışıyor. Estelian'ın ultisini daha aşağı. Rumble göklerden ultisini kullandı ve skoru almayı başardı orada. Güzel bir ulti gördük Rumble'dan. Başarılı bir oyun oldu ve skor şu anda 3-1. Anneki Team 3, Bubz 1. Bu arada patates ağacından bir deneme geldi ama başarılı olmadı. Orada paten kaçmayı başardı. Baktığımızda aşağı koridordaki takım savaşını göremedik ama Grace'in baktığımızda şifası yok. Thresh'in bitkinliği yok. Paden'e baktığımızda şifasının var olduğunu görüyoruz. Konya'nın da sihirler büyüleri hala yerinde. Yani bir sonraki takastan açıkçası Kalista ve Braum ikilisi daha avantajlı çıkabilir. Burada sihirler büyülerinin olmamasını avantajlı çevirebilir ama hala sıçraları var. Ormancı baskınına karşı hala rahat bir şekilde davranabilirler. Rek'Sai ultisini atıyor şu anda. Bakalım nereye doğru? Kırmızısının arkasına doğru attı. Orada Ziggs'in bir görüş totemini görüyoruz. Ya da Kragas'ın. Rex orta koridorda bir baskın var bu arada. Ziggs orada kaçmayı başardı. Bu arada tekrardan hatırlatayım. POGP'nin yayını bu maç bittikten sonra sevgili arkadaşlar, şu anda Rumble'la Estelian'la Punk'i arasında birebirlik bir mücadele ve Estelian inanılmaz hasar verdi. Her ne kadar 0-1 oynasa da sahip olduğu Yakut Kristal ve Safir Kristal'le birazcık daha tanki. Rumble'a baktığımızda üzerinde Leandrin'in eziyeti maske aldığını görüyoruz. Leandrin'in eziyetine doğru gidecek. Estelian'la şu anda birebirlik bir mücadele. Pasifi de geldi. Düz vuruşları çok can yakar. Orada bir düz vuruş daha gelseydi belki skor alabilirdi. Rumble ultisini kullanıyor mu Akai? Hayır. Canını göstermek istiyorum. Evet, orada belki daha farklı bir şekilde atsaydı ultisini orada skor alabilirdi ama maksimum hızını keserek 90 derecelik bir açıyla dönünce Estelian hızlıca kaçabildi Rumble ultisinden. Şu anda Akira'nın orada bir baskın, ninja baskın denemesi olduğunu görüyoruz. Orada totemi de yok şu anda Bubz ekibinin. Hala bir skor gelmiş değil. Nişancılara baktığımızda Graves'in AMK, Kalista'nın ise mahvolmuş kırın kılıcının altı olan Ilgavatar Palas'ı aldığını gördük. Akir orada üste geri dönüyor. Hayır, vazgeçti. Orada o skoru almayı istiyor ve Graves ve Thresh'in ilerlemesini bekliyor. Ama şu anda o ikili hala başarılı olamadı orada. Çok güzel bir hızlı teknik geldi. Konya kule altına kadar çekmeyi başardılar. Skor gelecek mi orada? Grace'in ultisi varsa bu bir skor anlamına gelebilir. Grace'in ultisi var ama orada damage'in hasarını yetmeyeceğini düşünerek geri çekiliyor. Burada patates ağacının tecrübesi skor vermelerini engelledi ve Jux'un da hızlı tetiği gerçekten başarılıydı. Aşağı koridorda karşılıklı haraslamalar devam ediyor. Graves'in şifasına az bir süre kalmış. O avantajı kullanamadılar. Daha demin şifalarını kullandırmış olsa da skor almayı başaramadılar ve tekrardan sihirdar büyüleri yerine geldi. Ejderha çevresinde şu anda Anlaki takımının totemini görüyoruz. Herhangi bir totemi yok şu an için Bubz ekibinin. Konya orada duvarını açıyor ve gelen hasarı absorbe ediyor. Konya'nın üzerine baktığımızda keşif taşını bitirdiğini görüyoruz. Patates Ağacı şu anda rakibin üzerine doğru ilerliyor. Orada padene tutabilirse kötü şeyler olabilir ama denemedi. Şu anda denedi ve padene tutmayı başardı. Orada çok agresif bir şekilde geldi. Mükemmel bir bitkinlik var. O yüksek hasardan kaçmayı başarıyor. Paden orada sıçrasını kullandı. Düz vuruşları devam ediyor. Bir düz vuruş daha gelse skor olabilir ve orada skor geldi. Konya şu anda Patates Ağacı'nın üzerinde. Punk'i arkaya doğru ışınlandı. Grace'in üzerinde orada Konyak. Konya da alıyor. Thresh 2'de 2 yapıyor. Thresh 3'te 3 mü yapacak acaba? Punk'i şu anda Jux'a doğru geliyor. Başarılı olmadı. Ölüm cezası Punk'inin Jux'a gitmesini engelli. Orada ölüm alev makinesi geliyor ve skor almayı başardılar. V1
Ve bir düz vuruş daha. Patates ağacı 3'te 3 yapıyor. Patates ağacı çıldırdı. 3-1-0 oynuyor. 3 tane skor aldı. Takımının 4 skoru var. Thresh'in 3 tane skoru var şu anda. Orta koridorda Ahri Ziggs eşleşmesinde. Minyonlar şu anda eşit. Ziggs'e baktın. Bu arada Patates Ağacı'nın canı çok az. Vereksey skor almayı başardı. Orada şu anda Ejderha'yı da çalmaya çalışıyor. Ejderha'nın canı çok hızlı. Ahri de içeriye doğru girdi. Ejderha Gragas'ta kaldı. Ziggs'ten bulti geliyor ama yetersiz. Afrox'un canı çok az. Orada istediğini almaya çalışıyor. Akira'yı almayı başardı ama sıçrası olmadığı için devam edemiyor. Özür dilerim, sıçrasını atmaya yeltenmedi. Şu anda Konyak Flops'u takip ediyor. Flops geriye doğru gitti. Bu arada Maokai da sıçrıyor orada. Konyak'ın görür görmez skor vermek istemedi. Bu arada ben eşyalara bakarken de Rek'Sai Thresh'i öldürdü. Onu kaçırdık. Siz görmüşsünüzdür. Orta koridora baktığımızda Ahenk Kadi'yi görüyoruz X'te ve bu birazcık büyü direnci anlamına geliyor. Kendisi defansif oynamayı seven bir oyuncu. İki maçta bunun bu yorumu yapabiliyorum. Çünkü bundan bir önceki maçta ilk eşya olarak Zhonya tercih etti. Şifası vardı. Şimdi yine şifası var ve Ahenk Kadi'yi tercih etmiş Morilla Minicom yerine. Şimdi bir de Tanrıçanın gözyaşı almış. Onu da baş melek hasasına çevirecek ve dakika 20 gibi 25 gibi manasını da kullanarak savaşlarda hayatta kalabilecek. Ahri'nin sıçrası yok, ultisi yok. Ziggs'in hala sıçrası ve şifası var. Orta koridordaki savaşta başarılı çıkabilir. Patates Ağacı orada derisinin yüzünü kullandı. Konya'yı yakalamaya başardı. Jinx de şu anda 3-3'lük bir takım savaşı izleyebiliriz orada. İki kişiyi havaya zıplatmaya başardı. Braum orada Anektar'cıyı sersemletmeyi başartabilecek mi? Anektar'cıyı sersemletmeyi başartacak. Ciğerini sök gelirse bu bir skor anlamına gelebilir. Orada Patates Ağacı'nı sersemletmeyi başaracaklar mı? Son bir düz vuruş gelecek mi? Hayır, gelmiyor. Orada mükemmel bir disengage geç gördük Babs takımından ve andaki takımı skor almayı başaramadı. Şu anda Patates Ağacı'nın üzerindeler orada. Ayarken öpücükle tutmuyor. Patates Ağacı hala düşmüş değil. Kalista'da kaldı şu anda skor. Kimin üzerine doğru ilerliyorlar? Anektarcı'nın üzerine doğru ilerliyorlar. Akira'nın canı çok az. Anektarcı orada kaçmaya çalışıyor ve tutmayan bir Ayarten öpücük orada. Durum şu anda 5'e 7. Anneki'nin 1000 altın kadar bir farkı var. Şu anda Jux'un durumu çok kötü ve Jux orada skor alamadan ölecektir ve skor yine Paden'de kalıyor. Paden 2-1-1 skoruyla oynuyor. 90 minyonda şu anda. Paden orada kötü bir pozisyonda kaldı ve Minyonlar birden ölünce kuleden hazar yemek zorunda kaldı. Üst koridora baktığımızda Minyon olarak Rumble gerçekten çok önde. İlk skoru almıştı hatırlayacağınız üzere. Üst koridorda ultisiyle birlikte ve ondan sonra haliyle öne geçti. Rek'Sai tekrardan ultisini kullanıyor. Ejderha olarak Babs ekibi şu anda 1-0 önde. Henüz kule alınmış değil. Şu anda Ziggs'in arkasında Akira. Ziggs'le birebirlik bir mücadele yapıyor. Ziggs'in sıçrasının olduğunu da biliyoruz. Hala atmış değil sıçrasını. Ahri'nin ultisi yok, sıçrası yok. Anektarca orada Flows'u korumaya geldi ve sıçrası hala var. Ziggs'in attırmadı sıçrasını. Soğukkanlılıkla hareket etti ve sıçrası hala var. Başarılı bir oyun izledik. Altın farkı olarak 1000 altın kadar bir fark var. O da üst koridordan kaynaklanıyor diyebiliriz özellikle. Skor dağılımına bakmak lazım bu kadar yakınken skorlar. Baktığımızda Babs takımına skor, orta koridor henüz skor alamadı. Nişancı henüz skor alamadı. Ve en yüksek skor Thresh'te. Bu kötü bir senaryo. Bu arada Konya'yı tutmayı başardılar. Birisinin yüzde geliyor ama Konya orada duvarla birlikte pek de fazla hasar almadı. Paden'e baktığımızda mahvolmuş kralın kılıcının bittiğini görüyoruz. Graves'in üzerinde ise ebedi kılıç. Ebedi kılıca doğru gitmek için alınan alt eşyalar var. IMK kılıcı ve kazma tercih etmiş. Evet, üst koridorda da hala asırlık sopasına bitiremeyen bir Maokai var. Büyü nüfuzuna abanan bir Rumble görüyoruz. Bu arada tutmayan bir Ayarten öpücük orada. Minyonlar da yok. Bir pozisyona gelebilir Afrox ama hayır. Afrox'un ultisi var. Düştürü yok. Ziggs'in de ultisi var. Şifası yok. Bakalım bunu hangi oyuncu daha avantajlı bir şekilde kullanacak. Gragas'ın orta koridora doğru yaklaştığını görüyoruz. Yampiri'nin gece aldı. Acaba bir baskın görecek mi? Zahri'nin orada totemi var. Şu anda her yerde tünel var Rek'Sai'nin. Acaba keşif taşı tercih edecek. Son zamanda ormancılarda görüyoruz. Keşif taşı alındığını, acaba Rek'Sai'de de görecek mi? Çünkü çok fazla karşı orman yapabiliyor. Patates ağacından bir ölüm cezası denemesi ama başarılı olmadı. Maokai şu anda çok kötü bir pozisyonda. Sıçrası da yok.
Bir baskın olursa eğer üst koridordan bir skor daha gelebilir ve Rumble 3. skorunu alabilir. Evet, onu da hedeflediler şu anda. Ulti geldi Rumble'dan ama çok başarısız bir ulti oldu. Akira'nın üzerine hatta destekleyen ultisini de açtı. Ama hala çok yüksek hasar var. Orada pasifiyle birlikte can almaya çalışıyor. Son bir vuruş gelirse eğer kule altına kadar geldiler. Kulenin canı çok az. Esterian skorunu almayı başarabilecek mi? Şu anda kuleyi Punk'ı kullanıyor. Punk'ı sıçrasını atmak zorunda kaldı ve skor Akira'da kalıyor. Minyonları temizleyip bu da oyunun ilk kulesi anlamına gelebilir. Nektarcı şu anda aşağı koridorda. Orada kuleyi aldıktan sonra onların agresif temsilcileri birlikte bir skor görebiliriz. Orada şu anda Fuchs'un üzerinde bitkinlik var. Konyak'tan çok güzel bir ulti. Zixit'ten gelen ulti Faden'in canını hızla azalttı. Yalnız mükemmel bir ulti geldi Nektarcı'dan ve Afrox'un canı çok az. Mükemmel bir ulti Graves'ten ve 2'de 2 oluyor. Ahri ve Kalista skorunu almayı başardı. Şimdi aşağı koridordan kule anlamına gelebilir bu. Ejderhanın doğmasına 35 saniye kadar bir süre var. Hem kule hem ejderha alabilirler. Üst koridordan bu arada kule almayı tercih etmedi. Anlaki takımı. Evet, şu anda başladığı ölüm cezası tutuyor Burak ama devam edecek mi? Derisini yüzde geldi orada. Konyak çok fazla hasar alıyor ve yine skor Graves'te kaldı. Şu anda Punky Flows'un üzerinde. Punky çok arada kaldı. Thresh de düştü. Punky'yi almaya çalışıyorlar. Punky çok fazla tanki şu anda. Anektarcı hala düşmedi. Bir düz vuruşa gelecek mi? Çarp da kullanıldı. Almaya başardılar. Punky orada kaçmaya çalışıyor. Hurda Kalkan da geldi. Esterian hala düşmüş değil. Punky'nin canı çok az ve Punky ölmüyor. Orada pasifi geliyor ve düz vuruşuyla birlikte Lexa ile skoru almayı başardılar. Ejderhayı verdirmediler, sadece bir kule aldırdılar. Anlaki adına başarılı bir, yani olabilecek en iyi kompozisyonlardan biri olabilir. Akira şu anda rakibin totemlerini kırdı ve ejderhaya başladı. Babz ekibine baktığımızda ise şu anda ejderhaya yakın herhangi bir oyuncusu bulunmuyor. Zix'in ultisi var ama görüş olmadığı için o da denemeyecek ve ciğerini sökle ejderhayı alıyor Paden. Ejderhada durumlar artık eşit. Babz ekibine baktığımızda ise bir kule almayı başardılar. Anlaki takımı hala bir kule alabilmiş değil. Zaten aşağı koridorda bu arada tutan bir hayatın öpücük var. Altı tankire de geliyor, ultisini dağıtıyor. Çifasını kullandı Flox orada. Çok güzel yeteneklerden kaçtı Afrox ve skor almayı başardı. Bu arada çok kötü bir pozisyonda kaldı. Anektarcı sersem etmeyi başardı. Bir düz vuruş daha gelecek mi? Kuleden gelen hasarla birlikte Ahri de düşüyor ve başarılı bir oyun. Kırmızısını alacak mı? Rexay ve Bromkilis'i Anektarcı'ya kırmızısını vermek istemiyor. Şu anda kırmızıyı hızlı alıyor. Kırmızı Paden'de mi kalacak? Hayır. Oraya gelen Fıçı ile birlikte Akira o kırmızıyı tehlike atmak istemedi. Bu arada Paden'i tutmaya başardı. Patata sadece ama çok kötü bir pozisyonda gelebilir. Mükemmel bir derisini yüz ve zıpla atmıyor kendisini. Patata sadece